Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içindeki harcıyla, üzerindeki sosuyla nefis mi nefis, yumuşacık lokum gibi pişen taze yaprak sarması tarifimi vereceğim. Taze yaprak sarması siparişimi hazırlarken fırsat bu fırsat deyip sizler için çektim. Umarım sizlerde emeğe saygı adına beğeni ve yorumlarınızla desteğiniz eksik etmesiniz diyerek hemen tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Bunun için malzeme listemi videomun altındaki açıklama kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle taze yapraklarımı tertemiz yıkıyorum. Birkaç sudan geçirdikten sonra kaynayan suya atıyorum. 1-2 dakika kadar haşladıktan sonra süzgecime üst üste alıyorum. Üst üste sıcağı sıcağına beklediği için biraz daha yumuşacık oluyor. Bu nedenle yaprağınızın tazeliğine veya sertliğine, kartlığına bakarak Sizlerde ona göre daha az veya fazla haşlayabilirsiniz Üst üste de sıcağı sıcağına beklediği için istediğiniz yumuşaklıkta olacaktır Ve hemen iç harcımız için Malzemelerimizi doğramaya geçiyorum Bunun için öncelikle soğan ve sarımsağı doğruyorum Sarımsağı damak zevkinize göre arttırabilirsiniz İç harcımı bol domatesli bol soğanlı yapıyorum ıslak bir iç harcı oluyor. Bu nedenle piştiği zaman lokum gibi yumuşacık bir iç harcı oluyor. Bir demet maydanozumu da doğradıktan sonra içerisinde maydanoz parçaları kalmasın diye en son domateslerimi doğruyorum. Domateslerimin kabuğunu mutlaka soyuyorum. Tabii ki sizler soymadan da ekleyebilirsiniz. Daha sonra 2 adet limonumun suyunu sıkıyorum. Limonunuz yoksa limon tuzu da kullanabilirsiniz, sumak da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir su bardağına yakın sıvı yağımı, biber salçası ve domates salçası birer kaşık dolusu ekliyorum. Tabii ki bu e, harcınızın miktarına göre değişebilir. Pul biber, karabiber, tuz, özellikle bol kuru nane ekliyorum. Olmazsa olmazı sarmamızın. Gördüğünüz gibi ıslak nefis bir çarç oldu. Bu şekilde bile bir yiyoruz arkadaşlar. Ve sarmaya başlıyorum. Sararken de ufak tefek aklıma gelen püf noktaları vermek istiyorum. Karışık dolma tariflerimde genellikle sumak da kullanıyorum ama sadece yaprak sarması ve lahana sarması yaptığımda sumak eklemiyorum. Piştiği zaman biraz rengini kararttığı için Tabii ki de sizler e, rengi önemli değil diyorsanız sumak da ayrı bir lezzet veriyor. Tavsiye ederim. Direkt suman tozu var ben de Suman tozunu kullanıyorum. Ama taneli olup e, suda bekletip suyuyla da pişirirseniz daha lezzetli olur. Ayrıca sizler kıymada kullanabilirsiniz. Genellikle müşterilerim etsiz istediklerinden kıyma kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi büyük yapraklarımın da damarını almak için ortadan ikiye bölüyorum. Bir yapraktan iki tane sarma çıkarıyorum. Sararken de elime gelen damar kısımlarını koparıyorum. Bu şekilde hiçbir yaprağım boşa gitmemiş oluyor. Ve gördüğünüz gibi parçalı yaprak olduğu dahi belli etmiyor. Bu arada Instagram ve kanalımdan çokça sorulan bir soruya da yanıt vermek istiyorum. Yaprak satışı yapmıyorum arkadaşlar. Çokça yaprak bastığım için yaprak satı, sattığım sanılıyor. Özellikle Instagram hesabımda DM'den çok mesaj geliyor. Yaprak satışı yapmıyorum arkadaşlar. Yaprak sarması siparişlerimde kullanmak için çokça basıyorum. Bu nedenle yaprak seçimine de çok özen gösteriyorum. Mutlaka en iyi yaprağı almaya çalışıyorum. Ve şöyle iç harcımı bir daha göstermek istiyorum. Bu şekilde bile yiyoruz biz. Hele ki taze yaprakla nefis oluyor. Haşlandığı zaman ekşi ekşi çiğ çiğ yemesi. Ayrıca Instagram'dan yine soranlar için çiğ güzel oluyor mu diye soranlar için Deneyin mutlaka göreceksiniz Pirinci iç harcını Önceden pişirmeye gerek yok arkadaşlar Biz hep bu şekilde yaparız yıllardır Ailem Ve ben kesinlikle Zaten pirinç çabuk pişen bir e, Gıda Önceden pişirmeye hiç gerek yok İnanın bu şekilde daha lezzetli sosuyla beraber Nefis oluyor Ayrıca bu şekilde de buzluğa atabilirsiniz pişireceğiniz zaman önceden çıkarıp iyice çözülmesini bekledikten sonra suyunu fazlaca eklemeyip kendi suyunu da salacaktır. O şekilde pişirirseniz lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyecektir. Fakat pirincinde kırılmalar tabii ki olacaktır. Pirincin kırılmaması için de sarmadan önce pirinci hafif kavurursanız buzluktan çıkan sarmanızın pirinci kırılmamış olur. Bu tarifimi de daha sonra ekleyeceğim inşallah müsait olunca. Ve sarmamı dizmek için Sarma dolma altlığı Tencereme yerleştiriyorum Gördüğünüz gibi ters şekilde yerleştiriyorum e, Genellikle düz şekilde yerleştiriliyor sanılıyor Alt kısım biraz çukurca olduğu için Fazla kalan suyun altta kalmasını sağladığı için Mutlaka pütürlü kısmı Üst kısma gelecek şekilde yerleştiriyoruz Sarma dolma altlığı Almak isteyenler için de linkimi bıraktım yorum kısmına Oradan temin edebilirsiniz. Fiyatları da gayet uygun. Ve daha sonra atmadığım yaprak saplarını da ekşiliğini versin diye ve yanmasını önlesin diye alta dizdim. Tabii ki salamura yaprak sarmasında bu geçerli değil. Ne kadar tuzunu arındırsanız da salamura yaptığımızda en çok tuzu sap kısımları çektiği için ne kadar tuzundan arındırsanız da yaprak sarmanız tuzlu olacaktır. Saplarını kesinlikle eklemeyiniz. Ve gelelim hemen üzeri için kanalımda 1,5 milyon izlenen nefis sos tarifime sarma dolma üzeri sos tarifime. Bunun için 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası. Bazen sade de kullanıyorum ya biber ya domates hiç fark etmiyor. 1-2 diş rendelenmiş sarımsak, bol kuru nane, ve 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ, zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sıcak su ile iyice püre haline getiriyorum. Sıcak suyla daha çabuk püre haline geldiği için sıcak suyla açıyorum. Sizler soğuk suyla da açabilirsiniz. Ve yaklaşık 4 kilogram yaprak sarmamın üzerine tam 1 litre suyumu da ilave ettikten sonra kendi suyunda da salacağı için fazla su eklemedim üzerini kart yapraklarla işe yaramayan yapraklarla üzerindeki yapraklar kararmasın diye boş yapraklarla kapatıyorum ve pişmeye veriyorum kaynamaya başlayınca altını kısıyorum pişmeye yakında üzerindeki sarma taşını alıyorum üzerindeki yapraklar da iyice pişsin diye Tabii ki sarma taşınız yoksa servis tabağı da ekleyebilirsiniz üzerine üzerindeki yapraklar pişerken dağılmasın diye ve 1 saat 20 dakika kısık ateşte pişen sarma dolmamı hemen leğene döküyorum. Sarma ve dolmalarımızda en önemli ve son püf noktası da çok iyi dinlenmesi gerekiyor. Ne kadar çok dinlenirse o kadar çok lezzetli olur. Ben yarım saat 40 dakika ancak dinlendirmişimdir. Müşterime ulaştırmak adına fazla bekletemedim açıkçası. Yine de şahane oldu gördüğünüz gibi. Aslında tencere ile gidecek olan siparişimi sizler için müşterimden izin alarak gördüğünüz gibi leğene döktüm. Streçleyip leğenle müşterime ulaştırdım. Şöyle sizlere iç dokusunu da gösterip Yavaş yavaş tarifimin sonuna geliyorum. Gördüğünüz gibi lokum gibi oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Diğer siparişlerim olan çilekli ve muzlu magnolia tarifim de hemen akabinde gelecek. Onlarla beraber şöyle sizlere gösterip tarifime veda ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı Kanalıma henüz abone değilseniz, ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiler.